Mourinho taş koymazsa, Taliska değil de başkası demezse, başka isim ortaya çıkmazsa olmaması için hiçbir sebep yok. 25 milyon euroyu alacak takımın şimdiden tak diye vermesi lazım. Her şeyden şüphe edelim de adamın zekasından şüphe etmeyelim. Adam da bunu yapıyorsa bence bir bildiği var. Galatasaraylıların izlemekten hoşlanacağı tarzda Fenerbahçe eleştiren bir yorumcu olarak bak, bak lazım. Bırakma bizi. Gitme sana muhtacız diyorlar ha bu Fenerbahçelerin kabul etmediği şarkıyı bütün kulüpler söylüyorlar. Baba böyle işte. Şarkıyı da söyle dese söyleyecek adamlar da vardı. Diyormuş ki Sahaya çıktığımızda her maçı federasyona, hakemlere ve Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımızı bilin. En güçlü aktör kim? Ali Koç. İkincisi bir söyle bana, iki numarayı söyle de ben diyeyim ki acaba yanlış mı düşünüyorum? Maalesef ki Serdar Çelikler'in doğru söylediği ortaya çıktı. Şimanski skorer değil, Daha kötü günler bitmedi. Bundan daha kötü günler. <laughs> Ona hazırlıklı olmak lazım. Uğur abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aydın Cengiz. Sen olmak güzel. Ben aynı duyguları hissediyor muyum bilmiyorum. Hissettiğini düşünüyorum. Ya program sonunda karar vereceğim. Bakışından aydın. anlıyorum. Belli olmaz. Yani, aydın seni severim de. Sen de gazetecisin. Sağ ol abi. Kameranın geçtikten sonra. Şimdi öyle hayır sorular soruyorsun ki. En konuşmaya niyetin olmayan adamlar neler yaptığını gördüm bugüne kadar. Eksik olma abi sağ ol. Abi bir Osim yani işiyle başlamak isterim. Süreci iyi özetleyen isimlerin başına geliyorsun. Devrede bu adam kalacak mı? Gidecek mi? Hatta devrede böyle Fenerbahçe'den sert bir atak bekliyor musunuz? Ya ilk başına bakmamız lazım. Osimen nasıl geldi? Osimen'in gelmesi bir fırsat transferi dediğimiz kalabalığı içinde gerçekleşti. Onu bir hatırlayalım. O dönemde Galatasaray'ın... Golcüsü var, Icardi var. Evet. E zaten 90 dakika oynamak isteyen ve genelde ikabesi olmayan bir oyuncu, Yıldız'dan bahsediyoruz. Batshuayi'yi yı aldılar. Maliyeti yüksek. Yıllık 4 milyon euro veriyorlar. 10 milyon da Icardi'ye veriyorlar. 14 milyonluk bir bütçeyle Galatasaray burayı kapatmıştı. Öyle bir noktada geldi ki Galatasaray'ın da uzun uzun düşünmesi gerekti. Hatta Galatasaray'ın bu konularda etkili isimleri çok da sıcak bakmadılar. O simetransfere ne gerek var? İbrahim Atipoğlu benim bildiğim kadarıyla istemiyor. Çok da mantıksız da değil. Acun'da. Ne yaptı? Hani Osumen mi oynar, Dzeko mu oynar, Endesiri mi oynar, Cenk Tosun mu oynar noktasındaydı ya. Ya bu kadar büyük maliyetli adamı senin oradaki rotasyonun doluysa almak vizyon gerektirir. Cesaretin dışında da bir şeyden bahsediyorum. Cesaret mutlaka lazım da para da gerektiriyor ayrıca. Şimdi orada almaya karar verenler bir Okan Buruk. Tamam diyor, ben tamam, bu adamı oynatırım diyor. Oynatırım'da da ilk düğmeyi çok doğru ilikliyor. Icardi'yi arıyor. Biz bunu almak istiyoruz. Nedir? Sen nasıl bakıyorsun? Sen ne diyorsun diyor. Onun işin içine dahil ediyor. Ve aralarında hiç problem yaşanmadı. Öyle bir tripsel durum olmadı. Takım içindeki kimyayı bozmayacak şekilde operasyonu hallettiler birincisi. Okan Buruk daha sonra başkan da konuşuyor. Abdullah Kavukçu'yu unutmamamız lazım. Simit Sarayı'nın sahibi. Önemli bir iş adamı. Galatasaray Sportif Aşi'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Abdullah Kavukçu, Okan Buruk, Dursun Özbek'ten okey alarak transfere giriyorlar ve bitiriyorlar. Kaça bitiriyorlar? 11 milyon euro bu adamın yıllık bedeli var. Napoli'nin karşılaması gerek. 2 aylık kiralama bedeli yok. İstemiyorlar çünkü zaten gideceği takım yok. 2 milyon ödemiş olduğu için 9 milyon üzerinden 6'sı net, 3'ü imaj hakkı olarak nasıl bakıyoruz kaba hesapla? Ayda 1 milyon euroya Almış oluyorlar. Şu ana kadar da 3 ay mı oynadı? 3 milyon 3 euro. euro. Devre arasına kadar da 5 milyon eurosunu ödemiş olacaktı. Bu adam gelip bu performansı hmm. sergileyebilir miydi? Bir risk vardı. Sakatlanabilirdi, uymayabilirdi, mutlu olmayabilirdi. Kendi yani varken bile şöyle bir fark yarattı adam. Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolar arasında denge bence Fenerbahçe lehine biraz daha fazlaydı. O dönemde. O sizi söylüyorum. Hatırla yank boyu söylemişlerdi. Sol tarafta kimse yoktu. Sağ bekte yerlerin ne yapacağı belli değildi. Sara Allah Allah durumundaydı. Herkes Sara'yı eleştiriyordu. Zor zamanı o kritik evreyi o sayesinde öyle bir rüzgarla atlattılar ki üst üste galibiyetlerle hem Avrupa'da hem de ligde en yakın rakibinin 5 puan önünde Lider pozisyonda var. Şimdi abi sen daha önce bu ifadeyi kullanmıştın. Ben de zaman zaman kullanıyorum. Fenerbahçe yönetiminin özellikle bu transferler döneminde o söz yönetimi dayak yemesi meselesi. En çok dayak zaten o söz üzerinden geldi. Burada bu Osimen meselesinde sen nereden bakıyorsun meseleye? Çünkü süreçlere çok hakim olduğunu biliyorum abi. Vay Fenerbahçe Galatasaray'ın yaptığını neden yapamaz Osman konusunda diyenler var. Bence ilk dakikada Fenerbahçe'nin tavrı normaldi. Abi 3 tane golcüm varken üstte dördüncü golcüyü alırım. Ne oldu belli değil. Çünkü Fenerbahçe hatırladığım kadarıyla Icardi'de de aynı şekilde davranmıştı. Icardi gelmeden evvel bir soru işaretiydi ya. E, gördükten sonra ben ne yapar eder Icardi'yi alırdım. Galatasaray 10 milyon euroya mı aldı şeyi? Bon servisinin parası evet, acaba. Evet. Ben olsam her taraftan girer, Icardi'yi alırdım. Çünkü 10 milyon euro bedava Icardi pozisyondaki bir oyuncu için. O fırsatın kaçması gibi. ilk başta da fırsat olarak görmüyorum. Fenerbahçe fırsat değildi. O şey dolu. O bölge dolu. Ama şu anda aynı şeyi düşünmüyorum. Çünkü Osimhen'in ne kadar fark yaratan bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Osimhen'in dünya çapındaki pazarının aslında ne kadar büyük olduğu anlaşıldı. Doğru. Galatasaray'ın Icardi'nin sakatlığından sonra Osimhen'e ne kadar ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Şu noktada da ben Fenerbahçe'nin resmi ağız söylediğimi desteklemeyebilir ama aslında ince ince böyle yengeç gibi sağdan sağdan yürüyerek ben süreci takip ettiğini biliyorum zaten. Devre arasında böyle sert bir hamle mi bekliyorsun Fenerbahçe'den? Abi Fenerbahçe en azından en büyük rakibinin bu transferi çok kolay yapmasını engelleyecek hamlelerde bulunabilir. Nedir bunlar? Çok opsiyon var mı? Çünkü bana sorarsan şöyle bir şey var. Oyuncu Galatasaray'da mutlu bir kere. Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı isteyebilir. Dolayısıyla aslında Osimen'le ilgili bütün konuşmaları biz sezon sonu olarak düşünmemiz lazım. Önümüzdeki sezon Osimen kalır mı, kalmaz mı, Galatasaray alır mı bölümü esas seksiz tarafta orası bence. Ve 75 milyon euro meselesi abi. Aydın'cım sen de biliyorsun ki 75 milyon euro benim kaynaklarımı bana söyle diye şöyle 25 milyon euroyu alacak takımın şimdiden tak diye vermesi lazım. 25 Hı. milyon euroyu çıkarır mı? Çıkarmaz bu Galatasaray? A? Fenerbahçe çıkarıp mı, çıkarır mı? Bilmiyorum. Çıkarsa da oluyor mu? Bölümü de enteresan olmayabilir. Şunu sana söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin son oynadığı maç Altmar maçından sonra Fenerbahçe'li isimlerin Giovanni Manna ile görüştüklerini biliyorum. Telefonla konuştuklarını biliyorum. Yani bu ne için konuşacak? Yani ilgilenmeyecek de ne konuşması olacak ki bu konuşma? Tamam mı? Orayı o sürece Değişiyor bakıyorlar. Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe şimdi şöyle olmak istemez. Ya kardeşim ben bu işe girdim. Kaptırdım Galatasaray'a. Olmak istemez. O yüzden alttan alttan yürütür iş. Galatasaray'da Fenerbahçe'ye kaptırmış olmak istemez. O yüzden de biraz agresif yürürler. Ben Galatasaray yönetiminde hala bir sürü kişinin ilk başta o istemeyen kişiler bana sorarsan şimdi de ya bu kadar para ödenir mi? Biz hmm. bunun altından nasıl kalkacağız? 120 milyon euroluk biz ma maaş şeyimiz var, skalamız var. E bunların ödemeleri var. Her ay 10 milyon euroya yakın bir para ödenmesi gerekiyor. Bunu öderken zorlanıyoruz. Şimdi bir de yeni bol servis şeyi çıkartmayalım. Belası çıkartmayalım başımıza diyorlardır büyük ihtimalle. Yani diyorlardı ben şimdi şey olmasın diye söylüyorum. <laughs> ne olduğunu görmek lazım. Bu süreci olmasını isteyenler Okan Buruk istiyor. Abdullah Kavukçu istiyor, Dursun Özbek istiyor. Birkaç tane daha yönetici vardır bence isteyen. İstemeyenler de var. Olması için uygun şartların oluşması lazım. Yüksek paraya da almak istemez Galatasaray. Yani 75'i 50'lere çekmek ister, takas yapmak ister. Vakti var mı var bana sorarsan. 1 Ocağı kadar ne kadar kaldı? Yani 1,5 aydan. 1,5 ay. 6 haftamız var en azından. O bölümde gider gelir. Fenerbahçe birden ortaya çıkar. Ali Koç. Ben Ali Koç olsam şu anda istemem abi. Ne işim var yani? Şu anda bakalım. Kendi biz Enesli'yi kazanmaya çalışıyorken bir de almadığın oyuncu üzerinden bir gündem yaratmak işine gelmez Fenerbahçe'nin. Ne yaparlar? Dururlar doğru zamanda pat diye ortaya çıkabilirler. O doğru zamanda Galatasaray'ın zora girdiği an mıdır? Fenerbahçe'nin en çok ihtiyaç duyduğu an doğru zamandır. Yani Galatasaray'a dönük hareket yapmasına gerek yok Fenerbahçe'nin bence. Galatasaray Alabiliyorsa alır. Fenerbahçe alabiliyorsa alır. Çarpışmadan yapmaları lazım. Çünkü Türk ekonomisine, Türk futboluna en çok zarar verecek şey 75 veriyorum. Ben de dur 80 verdim falan olmasın aslında. Peki. Çünkü 75 zaten en üst limit. 75 veren şey çıkarabiliyor. Talişka meselesi abi. İlk anlattığım noktada duruyor mu abi o konu? İlk anlattığımı tekrarlar mısın bana? Fenerbahçe devre arasında Talişka konusunda niyetli. Hatta sezon başında da Fenerbahçe bu işi bitiriyordu. Ama Mourinho bir durun dediği için 11 milyon yanılmıyorsam evet. Fenerbahçe bitiriyordu. Mourinho bir durun dediği için Fenerbahçe durmuştu. Devre arası için bu gündem Fenerbahçe için önemli ve sıcak bir gündem demiştin en son. Aynı noktaları Fenerbahçe. Abi transfer alametleri diye bir şey vardı. Transfer alametleri şöyle olur. Birincisi konjonktürün uygun olması. Konjonktür nedir? Mesela şu anki durumda Fenerbahçe'nin orta sahanın hücum hattında bitirici birine ihtiyacı var. Şimanski çok olmuyor. koşuyor, Doğru. çok yürüyor. Ben Şimanski'yi beğeniyorum. Ama Şimanski o pozisyona koyarken belli bir üretim yapması da gerekiyor. maalesef ki Serdar Çelikler'in doğru söylediği ortaya çıktı. Şimanski skorer değilmiş. Serdar Ay, haklıymış burada. Şimdi buraya daha skorer birini arıyorsan çünkü Fenerbahçe'nin kitlendiği yer de orası zaten. Daha çok üretim yapması lazım. E bu adamı aldın mı bir 10 gol, 5 asist filan gibi. E gösterişli bir adam. Tribünü de çeker bence. E performansı da iyi. En son 6 gol mü 7 gol mü neydi atmıştı. Şu anda da sezona iyi başlamış. E biz de severiz böyle topçuları abi. abi. Uygundur. Sezon başında niye istemedi adam? Ya kardeşim benim genel bütçemin içinde 11 milyon büyük para alıyor. Biz onu harcayacağımıza golcü harcayalım dedi. Hı. Fenerbahçe şartlarını zorlayarak 25 milyona. 19 artı 6'ya Kolay bonuslarla. Endesri'yi aldı. Endesri iyi midir? Bana sorarsan iyidir. Yani Endesri'yle ilgili de biraz zamana ihtiyacı var. Bazı oyuncular hemen uyum sağlıyor. Bazıları da böyle zamana yayıyor. Biraz orada şanssızlıkla Endesri ve Fenerbahçe yönetimi açısından Osman olmadı mı abi? Ne dersin? Osman olmasa zaten başka bir şey konuşuyor olurduk. Katılıyorum. Olmasa hani baktı ikisi de aynı oranda takıma katkıda bulunsa bizimki daha iyi bile denebilir Fenerbahçe'si. Ama Osman abi topu Nasıl söyleyeyim yani 2 metre yükselip 70 metre, kilometre hızla kafa vuran adamdan bahsediyoruz arkadaş yani adam her türlü atıyor. öyle bir ayağı açıyor pergel gibi tamam, tamam. görüyorsun 2 metre ayak açılır mı bu kadar? İzlemesi çok. Kaç açması lazım? Bir açsın abi. <laughs> Biz yani hiç yaşamayan gördük şu ana kadar. O, olduğu yarı zıplayanı gördük. Ya ikardi burada sağ topu kırık. Bir sene oynamak zorunda kaldı burada ya hiç idman yapmadan. O haliyle bile galse şampiyon yaptı bu adam. Ondan değil bahsediyorum bu. aslında. Transfer alametlerinden bir tanesi şöyle bir şey olması lazım. Muhatap kulübün karşıdaki "Vermiyoruz, bırakmıyoruz." diye bağırmaya başlaması. Şimdi o da oldu. Al da kesinlikle bu sezon gidemez dediyse bu gel gel. Hmm. Gelin kardeşim biz masaya oturabiliriz manasına geliyor benim ölçülerimde. Mourinho taş koymazsa, Talisca değil de başkası demezse, başka isim ortaya çıkmazsa olmaması için hiçbir sebep yok. Ya biraz Fenerbahçe'ye bağlı. Çok, çok, rahat çıkarabilirler. Yani Alnaz da bayılmıyor şu anda şeye. Talişke. Acun Ulucalı, Fenerbahçe yöneticiliği performansı yaklaşık 6 doğru gidiyoruz abi. Kaç veriyorsun abi onun üzerinden? Haksızlık etmek de istemem. Avukat gibi gözükmekten de icap duyarım. Onun yerindeki adam ne yapıyordu? Ona bakalım. Fenerbahçe'nin durumu nedir? Öyle bakalım. Fenerbahçe şu anda 5 puan farkla önde olsa, 2 senedir şampiyon takım olsa Acun Ulucalı belki de çok büyük efekt yaratmış olacaktı. Öyle bir şeye geliyor, kırılgan bir camiadasın ki en ufak bir negatif pozisyonda 1 çarpı 3 etki yaratılıyor. Yani bir kelebek etkisi var ya, o değdim bir dalga haline geliyor suya. Ne oluyor mesela? Bir Avrupa'da lile eleniyorsun. Vay arkadaş sen Lille nasıl elenirsin? Lil kaç paralık takım falan deniyor. Sonra bakıyorsun Lille patır kütür. Herkesi götürüyor. Fenerbahçe açısından en büyük talihsizlik derbide üç bir mağlup olması. Onun yaraları da yeni yeni sarmaya başlıyor. Bu psikolojik bozukluk da şuna denk geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bir iş bölümü yapmışlar. Ali Koç'un fazla yıpranmaması için. Çünkü Ali Koç'u da sorgulanan bir başkan Fenerbahçe'de. Çok görünür kılmamaya çalışıyorlar. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Ali Koç konuşmayınca bir etki olmuyordu. Onun yerine konuşanların da yine etkisi olmuyordu. Yani kim hep beraber çıkıp konuşsalar. İsmail Kartal, Selahattin Baki, Ali Koç. Etkisi yaratamıyordu. Falan. Kimse yani. Kim koyuyorsa olmuyordu. Şimdi Acun Ilıcalı diye bir paratoner var. Bütün şimşekleri pat diye üstüne çekebilen bir adam. Ben Acun Ilıcalı olsam... ...Türkiye'nin sevgilisiyim, beni Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Fenerbahçe'de severken... Çıkıp ...böyle... ...kendi bir antipatik gösterecek... Söylemlerin içine kesinlikle girmem ama Acun da her şeyden şüphe edelim de adamın zekasından şüphe etmeyelim. Adam da bunu yapıyorsa bence bir bildiği var. Konsolidasyon konuşmaları yapıyor. Nasıl bir konsolidasyondan bahsediyoruz? Çünkü Fenerbahçe parçalara bölünmüş bir camia şu anda. Aziz Yıldırım'ı destekleyenler var ki onlar... Bu Aziz Yıldırım'dan bağımsız söylüyorum. Ben Aziz Yıldırım'ı çok samimi buluyorum son hareketlerinde. O yaz Yıldırım sayesinde maçta beraber izlemeleri falan. Aziz Yıldırım bence onunla elemiş, eleğini asmış, bırakmış o iş. Başkanlıkla ilgili bir tutkusu olduğunu düşünmüyorum şu anda. Yani böyle bir Aziz Yıldırım tehlikesi sen Fenerbahçe'yi görmüyorsun. Aslında yok ama Aziz Yıldırım'ın et, etrafında kömelenmiş bir ekip var ya, o ekip de... Aslında Aziz Yıldırım'dan bağımsız ateşin altına odun atmaya devam ediyorlar. Ve hiç acıbadan ne diyorlar? Medyası da var, bunun yöneticisi de var, eski yöneticisi de var, sosyal medyası da var. Çatır çutur Fenerbahçe ile alakalı o iç savaş bitmediği için konsolidasyon gerekiyor. Yani bunların birleşmesi lazım Fenerbahçe gücünü. O da nedir? Bize karşı bir yapı var söylemi. O yapıyı ikna edici bulmuyordu kimse. Ve Trabzon'dan sonra bir ikna edici gibi oldu. Talihsizlik yine şey... Alkmaar maçında çok ciddiye almadılar. Orada da patates olunca her şey gördüğüm kadarıyla o ikna süreci, o konsolidasyon süreci uzuyor Fenerbahçe'de. Yani 3 haftada konsolide olamadılar. Dolayısıyla o konsolidasyonu sağlamak için de Acun Ulucalı bir süreklilik arz edecek şekilde söylemlere devam etti. Dolayısıyla toplayarak bakarsam transferle alakalı hocayı getirmişler. Kim ne derse desin Aziz Yıldırım anlaşmıştı, anlaşmamıştı desin. Şöyle bir ihtimal de vardı. Fenerbahçe'de mutlaka alınması gereken hoca Mourinho konsensus var mıydı? Vardı. Seçim döneminde. Var kesin. Aldın. Alamasan başkası gelse şu durum olsa zaten geçmiş olsundu. Ya niye bu adamı aldınız şu an diyenler samimiyetsiz davranırlar. O dönemi düşünürsek. Samimiyetsizlik zaten diz boyu. Ona hiçbir şey demiyoruz. Yani herkes bütün gerçekleri durumuna göre, bulunduğu yere göre, kendi pozisyonlamasına göre algılıyor. Oraya geçtik zaten. Orada çok mantıklı bir şey çıkaramayız. Ama baktığımız zaman da şunu da söylememiz lazım. Yani belki de Aziz Yıldırım kazansa, Aziz Yıldırım konuşmaları diyecekti ki şunları şunları alırım. Onları istemiyorum diyecekti. Yani aynı süreç yaşanacaktı. Ben Ennesri'yi efendim şey Maksimen istiyorum. e Maksimen'i kardeşim deyip Aziz Yıldırım şey yapacaktı. Güle güle diyecekti adam. Belki de ilk başta masaya oturduğunda Arabistan'a gidecekti. Veya bekleyecekti diyelim ki. Dolayısıyla Mourinho'yu ikna etmekte bir başarı bana sorarsam. Üstüne istediği bütün oyuncular almak da bir başarı. Antipatik olduğu tarafta ben de çok şey bulmuyorum açıkçası. Çok inandırıcı bulmuyorum. Hani yapı bize karşı bizi şampiyon yapmıyorlar. E yapmıyorlarsa arkadaş sen federasyonu niye destekliyorsun? E sen o zaman MHK'yi niye destekliyorsun? Bu MHK'siz Fenerbahçe olmasa gelebilecek bir MHK değil ki. Ben MHK'yi bırak şey vermem orada. Sicil lisansın başına oturtmam bu ekibi. 10 üzerinden not mu vermem gerekiyor? Ben sana... Altı buçuktan yedi verin. Serhat Akın döner mi, dönmez mi? Son haberler çok olumlu değil ama abi fark yarat. Özledin mi sen mesela? Ya ben Serhat Akın'ı çok beğenerek izleyen bir dijital mecra neyim ben? Sahibisin. Hayır, content üreticisiyim. Evet. İçerik üreten birisi olarak tam benlik adam aslında. O içerikten, etinden, sütünden, yününden faydalanabilirsin aslında. Yorumculuğuna bir şey demem. Çok negatif. Galatasaraylıların izlemekten hoşlanacağı tarzda Fenerbahçe eleştiren bir yorumcu olarak bakmak lazım. Çünkü böyle bir klasifikasyon da var. Ben de zamanında Twitter'da böyleydim yani mesela. Fenerbahçe elinde bir şey yazıyorsun. Ben bir Fenerbahçe olarak deyip objektif bir şey ekliyorsun önüne. Bütün Galatasaraylılar hurra büyük adamsın diyorlar sana. O alkışın etkisinde kalma ihtimali de olabilir. Bence Serhat da kaldı. Zaten hiç kimsenin de, de Fenerbahçe'nin aklını korumak, Galatasaray'ın aklını korumak gibi bir derdin de olmaması lazım yorumcu olarak. Başına gelen şey büyük talihsizlik. Çok üzüldüm. Benim oğlum da benzer bir şey yaşadı. O da ayak bileğini kırdı doğa. Abi çok zor bir süreç. Dünyanı bozuyor. Tabii. yerinden kalkamıyorsun. Onun iki ayağı birden mi bir de Serhat'ın ki? Dolayısıyla psikolojik açıdan çok zor bir dönem geçirdiğini düşünüyorum. Şimdi Serhat'ı özlüyoruz da Serhat'ın yerine aday olan insanlar da var. Yani sezona Fenerbahçe'nin kulüp sözcülüğünü soyunmuş şekilde başlayıp da boşluğu görünce, takım iyi gidemeyince hop oraya dümen kırmaya çalışanlar da var görüyoruz. Ama Serhat'ın boşluğunu Serhat'tan başkası dolduramaz bence. Serhat iyi bir yorumcu. Dönebilir mi bölümünü de ben daha çok yeni şeyle konuştum. Sporstic Daily'in sahibiyle Murat zorlu, zorlu, iyi arkadaşım. Onu da konuştum. Hani süreçin ne kadar uzayacağına dair bir fikri yok açıkçası kimsenin. Yani doktorlara bağlı da bir şey. Altıncı ameliyatın oldu abi çocuk. Öyle mi? Altı ameliyat oldu. Oo. O hani bir... Yara kapanmıyormuş, deriden alıyorlar, başka yerden vücudundaki bir deriyi alıp oraya ekliyorlara kadar geldi iş. Bir temizlikler oldu, kurşunun girdiği yerdeki deri içeriye girmiş, o enfeksiyon yaratmış falan gibi böyle. Çok komplikasyonu fazla bir süreç yaşadı. Serhat'ın en büyük özelliği de çok dengeli olması değil. Özlenir, geri dolar mı? Bu medyada herkesin yeri dolar. Şimdi Fenerbahçe yalnız başarılı olursa, Serhat'ın da söylemlerinin eskisi kadar yüksek olabileceğini düşünmüyorum veya o kadar insan tarafından takip edileceğini düşünüyorum. İlişkilerin üç aşağı beş yukarı hakim birisi olarak hem de hissiyatlarına ve analizlerini çok da güvenirim. Sence şu an abi Türk futbolunda yani güç dengesi bakımından en güçlü aktör kim? Ali Koç. Öyle mi? Gücünü kullanmayı bilmiyor ama hani hep kulüpler birliğinin başındasın. Sen istifa ediyorsun oradan. 19 tane kulüp, 18 tane kulüp, Galatasaray dışındaki bütün kulüpler bırakma bizi. Gitme sana muhtacız diyorlar abi o Erbaçiyelerin kabul etmediği şarkıyı bütün kulüpler söylüyorlar. Baba böyle işte. İstifa etti. Bırakmadılar. Gitme. Sana muhtacız abi. bak şarkıyı da söyle dese, söyleyecek adamlar da vardı. <laughs> Geçen sene. Hala da var. Ben sana söyleyeyim. Öyle adamlar da var. Kulüp başkanı olarak var. Şimdi bu güç değil de nedir abi? Bu çok önemli bir güç bence. Fenerbahçe kulübünde 6 senelik 6'da 0'ın sonunda hala bir daha seçilmen. Hala önünde 3 sene olması ama her seneni son sene gibi yaşıyor olması stresi dışında. Fenerbahçe Kulübü'nde de çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ben çok bedel ödedim, ödemiştir. Onun dışında baba ekonomik güç olarak ne hiç kimse de durup dururken banka hesabını kulübüne bağlamaz ama adam da verebildiğini veriyor. Medyada çok Love to Hate Man, herkesin nefret etmekten hoşlandığı bir figür haline dönüşmesi, onun açısından büyük talihsizlik. Fenerbahçe Başkanı değil de Kulüpler Birliği Başkanı olarak daha başarılı bir performans olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Daha mesela sinir uçlarına dokunmadan konuşuyor. Banka onu söylerim. Acun Ulucu'ya almış. Ya kendisi Ali Koç'a benzemeye başladı. Yani böyle bir gücü de var Ali Koç'un. Yani Acun'u kendisine benzetti. Öyle söyleyeyim. Onun söyleyeceği şeyleri Acun Ulucu'ya söylüyor şimdi. Kendisi de yeri çekildi. Çok sakin güç olarak. E şimdi buralardan o değilse kimi koyuyoruz? Söyle bana. İkincisi bir söyle bana. Bir iki numarayı söyle de ben diyeyim ki acaba yanlış mı düşünüyorum diye. 4-5 yıl önce olsaydı Göksel Gümüşdağ derdi. Göksel Gümüşdağ da şöyle söyleyeyim sana. Göksel Gümüşdağ seçimi kaybetti ya. Yani Göksel Gümüşdağ şeyi destekledi. Mehmet Büyükekşi'yi destekledi. Yani onun ekibi Mehmet Büyükekşi'nin ekibiydi neredeyse seçimi kaybettiler. Nasıl bir güçten bahsediyorsun Allah aşkına? Hayır, geçmişten bahsedmen diyorsun ya bana. Heh. Desen ikinci kişi, kişi kimdir diye ben Göksel Gümüşdağ derdim. Ya siyaseten bence o güç de yani Göksel Gümüşdağ atfedilen güç de parçalara bölündü. Trabzon kanadı ondan nefret hmm. ediyor falan gibi bakarsak işte bir bakanlık tarafı var, spor bakanlığı tarafı da var. Ama Göksel Gümüşdağ en başarılı isimlerinden biridir Türk futbolunun. Nasıl mesela 2011'de bu federasyonu başkan vekiliydi galiba. Başkan o dönemde vekilidir. başkan, başkan vekilidir. olmak istiyordu. Başkan olması söz konusuydu öyle Hı -hı. söyleyeyim sana. Abi günün sonunda adam Başakşehir'i kurdu. Stadı var. Altyapısı var. Di grup'la anlaşması şeyle var. Anlaşması var. Sözü geçiyor. Manchester City ile. Sözü geçiyor. Flörtte hani belki de çok büyük bir finansal anlaşma yapacaklar. Üstüne başarı hikayesi şampiyonluk yaşadı. Bir tribünleri dolduramıyor. O da Bence ayağını yorganına göre uzattığı için dolduramıyor. Yani baktın mı? Çok yok düşük bütçeli yani. bir. On, öyle kitlesi bir takım kurarsın yani. ki taraftara göre takım yapılmaz. Öyle bir takım yaparsın ki taraftar gelir. Gider Fenerbahçesi izler. Başakşehir'de de ben sana o kadar bayağı büyük bir şehirden bahsediyoruz aslında. Var harbiden şehir orusu sanki Şehir bilmiyorum. ama abi kitlesi yok ama günün sonunda yani böyle bir şey. Ya gelebilir. Durumda. O sinerji yaratamadılar. Eksik tarafı da orası aslında ama buna rağmen adamın Hala buralarda duruyor olması. Bana sorarsan federasyon başkanı adayı kim deseydin... ...büyük ekşi seçiminde? Son Hacı seçimde. Osman. Banko... ...Göksel Gümüşte olması olmasın. İbrahim Hacı Osmanoğlu sürekli birilerine söz veriyor. Yani ben söz verdim demiyor ama... ...federasyondan çıkan herkes diyor ki söz verdi. Ne söz veriyor abi sence? Siyaset yapıyor ya. Şöyle bir şey oluyor baba. Ben zannetmiyorum içeri girip böyle bir... ...hani... ...sert üslupla bir tartışma olduğunu zannetmiyorum. Ben oralarda bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Hani ben... Çok federasyon başkanı arkadaşım oldu. Yıldırım Demirören'in danışmanıydım. Oradaki konuşmaları çok içinde de bulundum biliyorum. Gelirler bak şöyle olur. Federasyon başkanı kulüp başkanı der ki ya başkan çok sinirlisin bu kadar gerilme geçer bunlar filan der. Ya sorma çok büyük baskı var kardeşim diye bir gaz çıkarır anlatır ya şöyle oluyor böyle oluyor der. Orada konunun zaten bir dakikası filan hakem süre olur. Çünkü hakemle alakalı da anlat, Yani meselenin başı hakem değil. Meselenin başı yanlış takım kurmuşsundur, teknik direktörle ilgili problemim vardır filan. Hepsini perdelemek için bir kurban gerekir. Hep genelde federasyon ve hakem olur. Bence o siyaseti iyi yapıyor. Kim gelse aa filan diyor. Ben dışarı çıkınca biraz şey yapacağım, ateş edeceğim diyor. Sıkıntı Yok, diyor. sıkıntı yok diyor. Yani Ömrünü uzun görüyor musun federasyon? Abi ben gelmesini acayip buluyorum. Hani ömrü uzun dediğin... Ama gelmesi tepki, bir tepki benzetme, gelişiydi abi zaten. Yanlış bir benzetme de yapmak istemem. Büyük ekşiden farklı ne yaptılar sorusunun cevabına bakarak buna karar Bende lazım. Daha kötü olmuş yerler var mı? Bence var. O zaman... Yani hakemlik daha kötü. Dayanılmaz ki. Bu şöyle olacak baba sonuna doğru işin şeye gidecek. Bu kulüpler bu cici mayını bitirecek. Baskı artacak. Şimdi Beşiktaş'ta seçim var. Fenerbahçe normal duracağını zannediyor onu, musun? onu kesin öngörüyor. Beklenti abi? bittiği zaman Fenerbahçe de başlayacak. Aa filan diyecek. Doğru. Galatasaray bir eksiye dönsün bak o zaman gör. Siz başından beri zaten karşıydınız diyecek. Trabzon şu anda zaten zor tutuyorsun. Bunların hepsinin birden e, federasyonun aleyhine dönme ihtimali var. En azından dört tanesinden üçü dönecek. Bank olarak söylüyorum sana. Şampiyon olmayan dönecek. Yapı dönecek. Bunlar yapın. Zaten zemin ona göre hazırlandı. E, üstüne gelelim. Kulüplere verdiğin sözler var. Bakın paralar dağıtılacaktı. Üçüncülük ikincilik, birinciliğe. Onları da vermiyorsun, veremiyorsun çünkü o sözler zaten boş içi boş sözlerdi. Neye dayanarak verdin o da belli değil. Elimizde bir şey var. Milli takımı futbolcularına eğer Dünya Kupasına giderlerse, birer villa var. Nerede abi? Hangi villa? Yok, o da yok. Hayali küçük Ali şu anda gidiyoruz. Ama işler ciddileşir. Ben sana şöyle söyleyeyim. Nisan ayında UEFA'da seçim var. UEFA başkanı ve yönetimi değişecek. Servet yardımcı Türkiye'yi temsil ediyordu. Türkiye'nin oradaki o koltuğu kaybetmemesi lazım. Şu anda bu federasyon Ceyhun Kazancı'yı oraya monte etmeye hmm. çalışıyor. Orayı kaybederiz. Ceyhun Kazancı çok sevdiğim bir kardeşimdir ama inan bana o kadar hani UEFA'da hiç kimse güzel yüzlü diye çok dil biliyor diye o koltuğa layık görmez birini. Yani oralara oturmak için 10 sene uğraştı Servet Yardımcı. Bence o döneme yakın Futbol Federasyonu'nda bir şey olur. Çatlama başlar bak. Ocak, Şubat gibi artık önü alınmayacak bir şekilde gelir mevzu. Çünkü 3 aşağı beş yukarı kim yürüyecek? Şampiyonluk yarışı kaç takımla devam edecek falan onlar belli olur. O duruma göre herkes yeni bir strateji yapar. Bir kurban gerekir. Genelde kurban hep futbol federasyonu olur. Meyakeyi olur. Olur. bu dakika bile götürebilirler yani. Bu tabloda kim olur? İbrahim Seten de olsa 3 sene kalamaz. Niye İbrahim Çeten'de olsa dedim. Abi böyle, şu şekilde yürütüyorsam işi Doğru. patlatırlar bir yerde. Sen şu anda kulüpler birliğine... Bak en son şey olmuş. E, Sayın Hasan Arat'la basın toplantısında, federasyon çıkışında ne konuşulmuş? İşte biz kulüplere MHK'yı vermeye hazırız. Evet. Ben sana bir anımı anlatayım. Anlat abi. E, Yıldırım Demirören Federasyon Başkanı iken yine böyle şeyler oldu. Konuştuk nasıl yapacağız filan diye. O dedi ne demek lazım? Ben bir şeyler söyledim. Benim fikrim var dedi. Bombayı bırakayım onların kucağına dedi hakemleri siz size bırakayım diyeyim. Ben sadece futbolu yöneteyim diyeyim. Nasıl olsa kabul edemezler dedi. Niye kabul edemezler? Nereden inanıyorsun buna dedim. Ya dedi sen dört kulübün yani 10, o zaman on sekizdi galiba. On sekiz kulübün anlaşıp bir kişi de e, uzlaşmasını düşünebiliyor musun dedi. Fenerbahçe'nin belirlediği adama Galatasaray hayır diyecek. İkisinin belirlediğine Beşiktaş hayır diyecek. Bu iş böyle olmaz dedi. Zaten olmaz. Ne demek MHK'yi kulüpler birliği yapsın? Olabilir mi abi böyle bir şey? Olamaz tabii. Ben de bu arada aynı görüşteydim. Ya o lafın arkasındaki sebebi o ne olduğunu O zaman da kullanılırdı. Yani bunlar eski Türkler baba. Bak, bunu da bitireyim. Telegol programında pazar günü... geçen pazar... Gökmen Özdenak bir şey anlattı. Çok önemli bir done... benim için. Fenerbahçe'nin bu sinir uçlarındaki iltihap... camiaya seyahat etmiş ya. Ulan Galatasaray'da 14 sene olmadığında böyle miydi? Konuşuyorduk. Hı. Onun için ben bir veri arıyordum. Bana çok güzel bir veri oldu Gökmen abinin söylediği. 1967 yılında... Galatasaray da ilk transfer olduğunda Metin Oktay bunu işte kamp yaptıkları yerde habire beyin yıkama yapıyorlarmış gençlere. Birkaç tane de 3 oyuncu saydı. Diyormuş ki sahaya çıktığımızda her maçı federasyona, hakemlere ve Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımızı bilin. Bu bilinçli olun diyormuş. O beyin yıkamasıyla yani Gökmen abinin şu anki fanatikliğinin kökü oraya iniyor. 67 senesinde ki Galatasaray, hani Fenerbahçe'nin domine ettiği yıllardan bahsediyoruz. Galatasaray ondan sonra 3 sene şampiyon olmuş. Brian Burt zamanı 72'ye kadar galiba. Sonra 14 sene gelmiş. Yani bu paranoya her dönemde olmuş bu hastalık şu anki yaşadığımız şeyler 50 senedir olan şeyler 60 seneden öncesine geçemiyoruz daha yani o kadar yaşayan bir şey yok bir kaynak yok onları da araştırıyorum 50 senelik hastalık Türk futbolunun yakasından düşmüyor medyası da böyle peçvürde kalıyor yöneticisi de peçvürde kalıyor bu iptidai şartlarla bundan iyisi çıkmıyor bak eğer ben Türk futbolunda faydası olacağını hissedeyim o gün işi bırakırım bırakalım abi yeniler gelsin yapsın noktasında olur daha kötü günler bitmedi. Bundan daha kötü günler geliyor. Ona hazırlıklı olmak lazım. Ağzına <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada şeyi söylüyorum. E, ee, Feridun Nideli karşı yapmıyorum bu hareketi ona göre. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Otur yerine şunu anlatayım. Şimdi benim sansürsüz futbol kanalına bu programı çekmemin sebebi tabii ki Aydın Cingöz ve sevgili Murat Kapkin arkadaşım olmasının dışında Feridun Nideli oğludur. Feridun Nideli benim tanıdığım en büyük Türk büyüklerinden biridir. O Radare diye bir programı vardı. Hastasıydım. Feridun'u da çok severim. Feridun beni sevmese bile severim. Sevgi çünkü böyle karşılıklı olması gereken bir şey değildir. Ben Feridun'u severim. Radare'den aldığım cesaretle bu programı çekiyorum. Bundan sonrası için görüşmek üzere. Eyvallah sağ ol.